Türk ve Türkiye sevdalısı, ihlaslı yürekleri şükranla selamlıyorum. Hep söyledik, her zaman dile getirdik. Küçük heveslerle kutlu davalar savunulamaz. Küçük düşüncelerle, küçük düşlerle yüksek ülkülere varılamaz. İddiası budananların, iradesi buharlaşanların, ülke ve milli ilkeler adına söz söyleme hakları olmaz, olamaz. Azla yetinenlere, aza tamah edenlere, tarihin azgın dalgaları, talihin azılı baskıları ağır bedeller ödetir. Kaldı ki bu zamana kadar da olan budur. Milliyetçi, ülkücü hareketin büyük ülküleri vardır. Biliyoruz ki büyüklük Allah'a mahsustur. Ancak tevazuyu elden bırakmadan, temkinden uzaklaşmadan, tedbirden korkmadan büyük hedefler peşinde koşmak şuurlu insan ve toplumlara hastır. Hasta toplumlar ise bir adım sonrasını göremeyen, geleceği okuyamayan, geçmişin kaynaklarından beslenemeyen, dağınık ve parçalı bir yapıdadır. Büyük ülkeler yıldızlar gibidir. Ve de hamdolsun ülkelerimiz büyük, ülkücülüğümüz zamanlar üstü bir kavrayışa sahiptir. Geçtiğimiz pazar günü Ankara Kapalı Spor Salonu'nda muhteşem bir toplantı gerçekleşmiş. Kalı bir mesaj vermişlerdir. On binlerce vatan evladı, on binlerce Kerkük aşığı zalimleri adeta titretmiştir. Yer, gök, Kerkük Türk'tür, Türk kalacaktır karar ve beyanıyla çınlamıştır. Dostluğun, kardeşliğin, kucaklaşmanın, büyük düşünmenin en güzel örneklerinden birisi Kerkük sevdalıları buluşuyor toplantısında sahnelenmiştir. Türkiye'mizin her yöresinden hasretle, heyecanla ve inançla gelen dava arkadaşlarım muazzam bir duruş sergilemişlerdir. Milli varlığımızın vahim tehditlerle sarsıldığı, etnik bölücülüğün ve komşu coğrafyalardaki kaosun bekamıza meydan okuduğu bir dönemde başkent Ankara unutturulamayacak onurlu ve omurgalı bir tavra şahitlik etmiştir. Türkmen elinin yalnız olmadığını herkes duydu. Barzani'nin 25 Eylül korsan referandumunun ayaklarımızın altında çiğnendiğini de gören gördü. Görmeyen kendi bataklığına başı eğik bir halde döndü. Ülkülerimiz, tarihi uyarılarımız, milli kararlılığımız Ankara Kapalı Spor Salonu'ndan taştı, Türklüğün ufuk çizgisine vardı. Türk milletine yaptığımız çağrılar, şükürler olsun ki cevap buldu. Gelen on binler, gelemeyen milyonlar, coşkuyla Türkmen kardeşlerimizin haklı davasına omuz verdi.